Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok bereketli, nefis bir köfte tarifiyle geldim. Kıbrıs köftesi yapacağız bugün. Yani başka bir deyimle patates köftesi yapacağız. Çok az kıyma kullanarak yaklaşık 1 kilo kadar köfte yapacağız. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmını da ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen malzemelerimize göz atıp yapımına geçelim. Yaklaşık 200 gram kadar kıymam var. 1 çay bardağı galeta unum var. 1 tutam maydanozum var. 1 yumurta. Baharatlar. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz kullanacağım. Siz damak zevkinize göre baharatları çeşitlendirip azaltıp çoğaltabilirsiniz. Size kalmış. 4-5 tane orta boy rendelenmiş patatesim var. 1 tane soğanım var. Güzelce suyunu sıktım. Bu çok önemli. Suyunu tamamen sıkmanız gerekiyor. İyice sulu olmaması gerekiyor. Yaklaşık orta boy 4 tane patates kullandım ben. Evet, malzemelerim böyle. Hemen yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza öncelikle patatesimizi alalım. Soğanım da içinde aynı şekilde rendelenmiş. Rendenin ince tarafıyla rendelemeyi unutmayın. Üzerine kıymamı ilave ediyorum. Yumurtamı, galeta unumu. Ev yapımı yapabilirsiniz. Galeta ununu sayfamda tarifi var, bakabilirsiniz. Eğer yoksa normal hazır galeta unu da kullanabilirsiniz. Bir tutam maydanozumuzu ilave ediyorum. Evet, baharatlarımı da ekliyorum. Ve köftemizi yoğurmaya başlıyorum. Evet, tüm malzemelerimiz güzelce birbirine özleşene kadar güzelce yoğuralım. Yaklaşık 10 dakika kadar güzelce yoğurdum. Tüm malzemelerim güzelce birbirine karıştı, özleşti. Ve şimdi şekil verme işlemine geçiyorum. Parçalar koparalım. Ve istediğimiz şekli verelim. İster yuvarlak, ister bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, ben böyle şekil vereceğim. Bereketli bir köfte. Kesinlikle denemelisiniz bunu. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir köfte. Köftelerim hazır. Şimdi kızartmaya başlayabiliriz. Evet, uygun bir tencereye bolca yağ koyalım ve kızdıralım güzelce. Daha sonra köftelerimizi dikkatli bir şekilde yağın içine atalım. Kızarmasını bekleyelim. Evet, köftelerimi ara ara alt üst ederek çeviriyorum. Her yerin eşit kızarması için. Bu şekilde çevirelim. Kızarmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş. Çok yüksek ateşte yapmayın köftelerinizi. Orta ateşte kızartın. Daha güzel içini çeke çeke pişsin. Evet, köftelerim çok güzel kızardı. Havlu kağıt serili tabağıma hemen alıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi kalan diğer köftelerimi kızartmaya devam ediyorum.
köftemiz hazır. Çok bereketli, ekonomik, nefis bir köfte oldu. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Evet, bu tarifimizin de sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.